Necrobus. O noktaya sıçmak için bir naftalin aldık. Bakalım nasıl gidecek. Ve karşımızda yine yurt içi kargo, dün ortaya çıktığı bir tanesi daha vardı burada. Servis taşıtı, servis taşıtası, o otobüse durmamadan. Ne var onunla bilmiyorum. Bir şey var. Şimdi gelelim bu savunmasına ya. Her gün pislikleri aynı noktaya yiyoruz. Ne diyor? Herkes ölecek. Ne demek bu yani? Benim izinim var. Komşularını öldüreyim. Diğerlerini böyle seneler süren işlem sonrası iznim var. Öldürme birçok insan gibi mutlaka koşturan oldu kadar. Bizim iznimiz var. Herkes ölecek ki biz seçiyoruz kim ölecek. Evet. Bana kulağıma gelen söz budur yani. Ondan sonra bütün bu şeyler, binlerce akademisyen, ordu, ömer, hayvanlar hepsi, daha önceki işlemleri belli. Sıçmak, gaza getirmek, abi davalara düşürmek, mikropla virüs yapmak, sinek yapmak, dünyanın bir numaralı katilleri. Yani bunlar izni var, öldürebilir çünkü biliyorlar. Hepsi diplomalılar. Zararlarını diyorlar. Sineklerin hastalık saçtığını, dünyanın bir numaralı ölüm nedeni olduğunu biliyorlar. Toksoplazmanın biliyorlar. Yurt dışında ben de biliyorum. Yaymaya çalışıyoruz. Onlar da biliyor. Kasıtlı hareketler çünkü. Güçleri çok, bakın işte güç gösterisi. Yine oradan bütün gece diğer hayvan koşturmalar bekliyoruz. Havlamalar, sivrisinekler. Bir tanesi hemen çıktı çünkü balkona çıktık. Anında insan da kendine soruyor. Bu güç nereden? Şimdi demin arka tarafı çektim. Tek bir hayvan yoktu. Şimdi gidelim bakalım. Elimde çayla gidiyorum. Dostları böyle Suriyeliler gibi balkonuna dostları onlar. Rusun tutumu gösterecek tiyatro bir çocuklu aile. Biz yemiyoruz buraya her gece sumuklu böcekleri. Dünyanın diğer bir numaralı katili. Ne var burada? Üç tane hayvan kimin önünde? Kimin önünde yapacaklar işlerini? Dul adamın burada tonlarca pislik yaptıkları, çektiğim bir sürü sümüklü böcek. Aynı noktalarda. Aynı noktalarda takılacaklar, yavruları dahil. Toplam 6 tane. Kendimi saydım. 3, 6. Her zamanki batıl bir olay. Tarot, iç tarot, büyücülük için. Yaptıkları pislikler de öyle. Romanya örneğinden beri. Burada takılanlar da aynı işte. Evet. Hala devam edecekler. Kurtuluş yok. Bunların izni var. Şimdi insan yanlarındaki hayvanlarla soyadlara bak. Karşıdaki de davalara düşürenler.
ne olduğunun işi olduğu belli. İnsan kendine soruyor yani, mantık arıyor. Bu şeyler nasıl mümkün olabilir? Kim bunlar? Belli akademisyen, bine yakın geliyor. Bazıları başka ilçelerin, bazıları arabalarıyla taşıyarak hayvanlarını. Bazıları yurt dışından mı gelmişler? Şehir dışından. Onları da yaşadık galiba videolarda. Sorduk, soruşturduk. Bu nasıl bir şey? Mantık arıyor insan. Görüyorsunuz. Tesadüfe getirmeye çalışıyorlar öyle. Ama her gün 24 saat aynı aktörler, sonra değişiyor, başka aktörler. İnsan mantık arıyor. Kim bu kadar güçlü? Ondan sonra karımın söylediği aklıma geliyor. Çünkü ben o detayları göremiyorum. Ben detayları böyle gerçekte ve internet üzerinden, o da gözlerimin önünde olduğu için görüyorum. Böyle gözlerim gözlüksüz görmüyor, yazılar okuyamıyorum. Karım diyor ki, fakat diyor bunun soyadı sana diyor, geldiği zaman şahit olarak sana karşı buydu diyor. Ben de anlatayım nasıl bir olaydı. Buraya dolduruyordular. Sokak köpekleri sanki uzaktan kumanda gibi. Kediler, mediler, hiç yok olmuyorlar buna. Sonra çılgınca bir fikir geldi aklıma. Çatpat alayım dedim. Bunları dolar gibi. Her zaman bunlar burada cirit attıkları zaman bu paspasiye orun veya başka bir etraftaydı böyle. Geçiyordu. Tesadüfen. Ne hayvanlar burada. Ne zaman? Balkona çıktığım zaman. Her zaman. Şimdiki gibi. Ondan sonra kadın gidiyordu evinin orada. Burada da hayvanlar dolu. Uf, kovmaz. Vav, bana diş biledi. Ben de bir çatlat attım. Ve gördüm ki kadın öyle korktu ki. Hayvan da kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Dört mala hepsi. Ondan sonra öğleye doğru hiç uğramadı hiç hayvan. Birden polis geldi. Polis diyor, şikayet var, bizle geleceksin. Kim, ne oldu diyor. Havaya silah etmiş. Bu kullandığı kulları, o kadar güçlü bir soy isim buraya park eden emlakçının herhalde daha yükseği. O şikayetçi olmuş, polis çağırmış, havaya ateş ettim diye. Bu paspasiye ve ulu fuatiye, bunlar da şahitmiş. Görmüşler, tabancamı çıkarıp havaya ateş etmiş. İntikama bak. Onları kullanıyor, kendisi sadece şahit. Onlar şikayetçi, bu şahit. Sonradan şikayetleri oldu zaten. O demişim diye bunun hikayesini anlattım. Bu başarılı olmayınca o demişim diye yedim cezayı ve hastaneyi. Onun hikayesini bakın arşive. Ondan sonra tamam dedik, dur alalım fıskanı, giyinelim. Hayır, giyinelim. Kelepçe üzerimizde ne varsa. Koydu bizi arabaya. Bunlar da hazırlanacak. Size yemin ederim en az yarım saat, 45 dakika tuttular. Ben arabada oturuyorum. Gelen geçen nasıl tuhaf tuhaf. Kelepçeli. Kelepçeliyim arabada. Yönetime bak.
Ondan sonra götürdüler bizi. Bizimkiler geldi yardıma. Çünkü orada işlem görebilirdim. Nezarethanede kalan. Nezarethaneye girmedik Allah şükür. Onlar gelince ailem. Sonra bunlarla tartışmışlar, matrışlar, vazgeçtiler davadan. Fakat vazgeçtiğimize dair imzalar attık. O kağıtları karım görmüş. Diyor ki, bunun soyadı karısı Orhun gibi değil, Orhun yani. Onun soyadı Doğan. Demin Doğan yazıyormuş kağıtta. O zaman uyandım ben. Doğan, ha? O kadar şey gördüm. Sosyal medya, medya, televizyonlar, şu bu, bu şeyler hakkında. Bu şeyleri ilgilendiren, bu şeyleri dayatma. Bir sürü şey. Hatta amcam Alzheimer'le, ölümle boğuşurken bizim Orhun Uygur kanunla çıktı televizyona. Ben de Alzheimer'in bu güç gösterici hava atmalı bana geldi. Sigaram söndü. Ondan sonra şimdi ben de düşündüm. O kadar çok şey gördüm ki medya üzerinden, ben yazdıktan veya yayınladıktan sonra yapılan işlemler medyada. Bir medya yönetimi var. Aydın Doğan. Aydın Doğan bir şey mi oluyor acaba? Onun gayrimeşru oğlu mu? Hani bu Uygurlar buradan geçerken nasıl şeytan gibi sürücüldüler bana. Sonra sorduk. Böyle böyle kıskandık. Hayır diyor, öyle bir tanım yok. Halbuki gördük burada Uygurları. Ne gizliyor bu? Böyle o holding, diğer holdingler bağlantılı mı acaba? Ben mantıken cevap arıyorum, ben buradan koşturan binlerce insan, ben aileler maileler, çocuk çocuklar, bazıları gençler, üniversiteler, burada toplantılar, mitingler, girişimizin önünde dolar yükselirken dolar kulübesi dikip dolar kağıt böyle dolar satılır falan alayı, gezi olaylarını gördüm buradan, nasıl ordu gibi gittiler, darbe olduğu gece uyandırıldım, çıt çıt yok burada, sinek uçmuyor, büyülenmiş gibi toplanan, yürüyüşe toplanan emekli öğretmenler. Burada gördüğüm çok şey var. Nasıl bir güç bunları yönetiyor diye düşünmemek elde değil yani. Çünkü bu şeyler tamamen medya üzerinden dayatıldı insanlara, kışkırtıldı. Burada koşturan Emre saniyesinde pusuda bekleyip tüm bu şeyler bana göre hiçbir tesadüf değil her seferinde yani. Olabilir mi böyle bir şey? Bokun oraya hep aynı noktaya bırakılması gibi bir tesadüf olur. Her gün her gün aynı noktaya, orayı kapatıyoruz. Şimdi kapatacağız. Yine daha ilerisinde aynı insanlar bir şey yapacaklar. Biliyorlar yolu. Onun gibi bir şey tesadüf. Böyle tesadüfler olmaz yani. Mantık olmaz. Şimdi niye kimse yok? Ha? Hemen çıkar çıkmaz bir tane. Çünkü azaldılar artık. Aşağı çıkıyorlar. Eski videolarıma bakın. Balkona çıkar çıkmaz. Sanki bir tiyatro sahnesi sergilenecekmiş gibi. Niye şimdi yok? Ha? Şimdi gizleniyorlar çünkü.
tek pislikle, rahatsızlıkla. Ve ne diyor? Herkes ölecek. Sen karışma bu işe. Seni öldüreceğiz biz. Kurtuluş yok. Karını da öldüreceğiz. Akrabalarına saldırıyorlar sineklerle. Herkeste yok bunlar biliyorum. Saldırılanlar da dostlarıma saldırıyorlar. Avukatıma, ailesine saldırıyorlar. İnsan mantık arıyor. Çünkü başka yerlere de gidiyor. Bazen yabancıların herkese saldırmıyorlar yani. Herkeste yok bu sinekler. Bizim mesela dün evi basan şeyler komşularla falan yoktur. Sorsan daha önce de oldu. Sivrisinek bastı sürü burasını. Komşulara gidiyoruz diyoruz. Sizde sivrisinekler var mı? Hayır diyor, hiçbir tane yok. Tam o anda burnunun üstüne bir tane sivrisinek konup nanik atıyor. Böyle şeyler yaşanmış biri olarak ben milletim için endişeliyim. Çünkü desem ki benim hatalarım oldu baştan belki gençliğine sonra değiştirilmiyor bu belki. Desem bana özel bu, hayır. Arka komşular var. Akrabalarım var. Doğum hastanesi var. Bu toksoplanma, sinek, sivrisinek tehlikelerini bile bile bebelere saldırı var. Kışlalara saldırı var. Pazarlara, marketlere, her yere saldırı var. Mantıken bu cevabı arıyorum ben. Nereden bu güç, bu soyadlar? Eski bu bunların soyadı ki diyorlar bizle alakalı değil. Orhan Seyfi Orhun, onun akbaba dedisini devrettiği gibi bu Aydın Doğan da belki devrettiği ama arkadan yönetiyor olabilir. Bunlar gibi Paspas dergisi 2 günde çıktı. Bir yayın yaptık. Geldiler kanserli ölmeden önce. Bir gece, bütün gece sabahleyin açtım kapıyı, hala oradan hiç susmuyor. Ondan sonra gözümün önünde gidiyor. Sıçıyor kanserlinin paspasının üstüne. Sonra gidiyor gözümün önünde. Geldiğimiz zaman bu bizim paspasın üstüne de sıçmış. Öteki komşunun paspasının üstünde otururken tam geldim, kovdum. Sonra bunu yayınladım. Paspas, paspas adını koydum. Sık sık üzerime geliyordu. Zaten bu her şeyi devretti bu Doğan soy isimli oğluna. O başaramadı fazla bir şey. Hep açığa çıkardım onu. Bu geri geldi aynı gün. Paspas, bizim paspas penceremin önünden geçiyor, sürekli nağralar atıyor. Sürekli nağralar. Ondan sonra oldu, o gece oldu bu sıçma olayı. Bunu yayınladık, 2 gün sonra paspas dergisi. Evet, dokunulmaz bunlar be. Köpeğini susturduk, müthiş abim. Şu an kanserden mi öldü, kendisi mi yok etti, izleri yok etmek için. İçinde şey falan vardı, kist, bağırsak, böbrek, yok yokmuş onda hastalık olarak. Besledikleri şeyler belli hayvanlara. Ondan sonra 2 günde gece konduyu arkapaya çevirdi. Bu hayvan sahipleri, çevredeki bu işle uğraşanlar ve diğer ta nerelerden hayvanıyla gelenlerin takıldığı yer, aynı açtığı gün bir iki köpek bağlıydı orada. 6-7 kez sıçıyordu tam oraya. Bağladıkları yer belli burası.
ağaçların arası kanal, su, su kanalları. Burada kanal, bütün kanalları biliyorlar. O yerlere yapıyorlar. Böyle bir yer açabildim. Bazen şey geliyordu buraya, birkaç kez geldi. Ekipman, televizyon kamerayla falan bir şeyler çekecekler. Önlerinde çocuklar kafenin reklamını yapıyorlar. Arkasında hayvanlar. Onları çekecekti kameraman. Ben çekince bunları bir yerde görmedim. Galiba yayınlanmadı. Kaç kez buraya düğmeye basılmış gibi bunlar geldi. Bir ara beni böyle şeylerle suçlamak isterken arka tarafta iki tane serseri takılma başladı. Aynı bu uğrayanlar gibi. Gelip kaybolanlar, gelip kaybolanlar. Onlar da geldi. Burada da sürüyle insanlar bitiyordular. Şunlar bunlar, şamatayla. Burada da davul zurnalı hayvanların baskısını anlatıyor. O bütün çevrenin hayvanları burayı kullanıyor. Böyle bir baskıyla başa çıkma zorunda kaldı. Buraya konanlara sıçtırmayın deyince şişel mişeler yedik kafamıza, attılar bir sürü şeyler. Anama sülaleme küfürler, gaza getirdik. Bu davalarımdan önce 101'in dava edene girer, sonra kendileri saldırmak zorunda kaldılar. Ben de anlamadım tabii ya. Erkek hiç bir tane dokunduk. Doktorları hazır, rapor, savcıları hazır, hakimleri hazır, yedik de yedik. Kaç tane davam var. Evet. Bu şeyleri kim bilir kaç kişi yaptılar. Bu gücü mantıkla çözmem lazım ben. Ta düşürdükleri yerde bile bunların ayak izleri, el izleri resmen gözüküyordu. Ney bu? Nasıl bir şey anlamadım ki ya. Nereden bu güç? Nereden bu? Anlamadım. Aklını toksun çünkü. Uğraşıyoruz kendimizi aklama. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen de canım tuttun ya. Benim tuttuğum gibi ben böyle. Hiçbir yerinde savaş istiyoruz. Bunu dedik. Bırak. Hiç içmedin mi sen hayatım? Ben bırakamıyorum. Sorun oldu. Bırak. E bırakırsan ben çok gergin oluyorum. En azından üstüm ben böyle sonra olabilir. Yok ben alışıyorsun. Kalmışsın arkadaşım yani bu durum durumdan kadar. Biliyor musun? Yok ben. Bu şeyler kalmışsın kalmışsın falan ne zaman kadar. Yok ya şey. Yok araba zarar veriyorum ya. Arabada çıkıyorum. Kendine de zarar veriyorum. Zaten. Sen ben yoksun sen de. Ben kazanmaza yaparsın. Kendine daha iyi. Şey var çıkıyor. Bu hayvanlar şeyler. Arabanın altına çok çok rahatlar. O sabahların yüzde bilmem fakirin ne demek. Doğru. Yani ben kendimden geçer. Tamam mı? Alkolle alışı oldu. Şey yapmıyorum, alkolü ben arabaya çıkmam. Alışınca ondan sonra içerim. Arabada asla, şimdi can taşıyorum, çabuk taşıyorum. O yüzden ayak taşımıyorum. Benim soyadım Amel'le değişik. Yok hayır. Allah Allah, bizde şahsız arayacak. Hani burada sahip olarak gelecek miyiz ya? Evet. O fiyatta yazıyor, senin soyadın başka yazıyor. Yok hayır, ne oluyor? O zaman polis mi yaptı? Bizim de öyle. Hah.
Ağaçları işaretlemişler ya. Evet. Orada da bir bok traktörlerini anlıyorum. Senin kontrolü kapalı. Sürekli biliyorum. Sen takıldın mı? Hayır. Oku geliyor yani. Benim kontrolüm sürekli kapalı. Fakat oku geliyor, anlıyorum. Bir bıraktılar, çıkıyorum, bakıyorum, aynen öyle. Aynı şekilde parazitleri de çekiyor. Sinekleri de. Şansı bir kanal yolu varmış, kanaldan da geliyorlar. Sen bunu buradan bir şeyden bahsediyorsun, onu bir saksana ya. Ne? Dışarı bastırdın ya buraya. Ne bastırıyor diye. Hani kanal değil ya. Kanal. Evet. Var orada güldükler var. Bir de bu apartmanı. Oran mı tuttun sen orası, bakalım mı? Oraya da sizi bıraktırmıyorlar bir zaman, geliyor parazitler. Korkunç bir şey. Bunlar biliyor yöntemini ya. Neyse hadi ben tutuyorum. Sen çok yıpratma kendini. Allah'a emanet. Afiyet olsun ama bırak onu. Ya bırakamam. Acayip bir şey. Çok kullanıyorum. Bak şimdi ne iyisin? İçtikten sonra değişir kafam. Başka biri olmuş. Ben içtim bu. Kaçıncı bu? Başka biri olmuşsun arkadaş. Çok içme. Bu kaçıncı ya? Çok içme. Gazeteleri duydun mu? Tolga Ciğerci almışız Galatasaray'dan. İlgilenmiyorum. Tolga Ciğerci almışız. Öyle bakmıyorum. Ben bakıyorum ya, bir sene var ya, 7. asırdan sonra anasının belli bir tekstil. Futbolla benim lütfen tekstil mi? Ne kesiyorsun işte, biraz takılırız. Bir akşam maç seyretmeye gidiyor, Allah aşkına ya. 2-3 hafta geçsin arada. Geçiyor ben. Hiçbir şey geçmiyor. Zevk almıyor. Ama Zepo'da başlar giriyor. Slimani var, Frey var. Hepsi tiyatro bana geliyor. Hepsi tiyatro. Sen ne diyorsun arkadaş, şu bana bastırdıkları şey, tamam mı? Şöyle oturuyorum, bir geliyor zerre şey, ayağımı felç ediyor. O şekilde bütün takımı felç eder. Geçen gece, kaç kere gece yaşadım. Yatıyorum ya, sinek, ben sonunda yatıyorum biliyorsun. Sinek, o sıcaklarda şeyi çektim üstüne. Pikeyi çektim ya. Geliyorlar, bana beni de ısırıyorlar, biri gibi. Yani burada sana olan bir şey bana da yansıyor. %100'ü sana yansıtıyorsa karşı çıkar. Ya abi ne yapayım ya? Nereden doğru? Kaç çıplak da olur biliyor musun? Şuraya kapı koyacak. Köşe, hayır. Ya kapı koy. Kapatma, kapı koy. Ay ne diyeyim, takıldı diyeyim. Geliyor hepsi gidiyor, hepsi her yerden gidiyorlar. Buraya kapı koymazsan çok şey onu anlatma bana. Tamam, beni görüyordum şimdi. Ben buraya yüzüklü sırtını getirip sıçtıklarını gördüm ama balkonlar. Ne yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Yüzüklü sırtını getiriyor. Buraya sıçtırıyor. Abi buraya iki tane cadı geldi. Biri burada, biri burada. İki tane cadı. Burada da iki tane o ilkokul çocukları. Sıyırdılar donlarını karşılarına içe. İşte görüyorsun. Bizim evimizin önünde. Sen de görüyorsun. Evet, görüyorum. Haklı bunlarla mücadele ben de mantıkla düşünüyorum. Nereden bu güçte? Ben sıçrıklığını gördüm ya. Fizikli sıçrıklığını gördüm. İşte buradan bağırdım. Ayıp değil, utanmıyor musunuz diye. Abi ne yapayım diyor çocuk. Dedim git tuvalete. Burası tuvalet mi? Geliyorlar şuraya. Yusuf. Şuraya bak. Gece. Şimdi onu sen geç. Onu sen. Kocaman adamı gördüm. Ben işte ben onu geldim. Ben sıyırdı. Oraya bir sıçacak. Tamam. Gel. Burayı istiyorum ya. Boynu istiyor. Her gece şey görüyorum ben. Her gece kursun gibi burada içiyor bakıyor. Hepsini görüyoruz. Biliyorum. Hadi gel sen de. Ben de yakaladım onları yani.
Ha, oraya kalırsa kavga mı etsin? Seninle beraberiz. Bu şeyleri söylemesi lan. Biz toplanmıyor muyuz? Aynen. Çünkü her gece burada var. Her gece burada. Su var mı şimdi? İçki içiyorlar her içerisinde. İçiyorlar oraya buraya içiyorlar. İçki mi içki yiyecek? Bunlar bomba yaşayacak yani. Sen bunları kavga etsin? Arabaların altına geliyor. Bütün hayvanlar arabaların altına geliyor. Sen bunları mı kavga ediyorsun? Ben bu yeri gelmezsem seninle beraber ne yapıyorum? Hiçbirinle kavga etmem. Hiç kimseyle kavgam olmaz. Benim ben? Burada bana yüklenen davalar veya öyle bir çatışma falan kendimi savunma durumunda olmuş. Ne yapıyorsun? Ne hayatım ne boyu budur. Ben ilk defa kimseye hiç atışı yapmamışım. Tamam mı? Sen burada benim sözlerle kavga ettiğimi gördün mü? Bir kere koşarken gördüm. Levye meviye attılar. İlk başlarda böyle koşarak bombağa geldim. Herhalde içmiş. Yok içmiş değil. Arabanın içinde çıplak atletlerle matletlerle oturuyorlar. Dedim bu ne ya? Bizim limanımız var. O eski. Bunlar yeni. Bunlar yeni çıkıyor. Evet. Bunlarla bir sıkıntı olduğunda ben durduğum an gelmezsem lazım. Benim sıkıntım ne olabilir? Ne diyebilirim? Burada yani duruyorlar, kediler her akşam çıktığı zaman 2-3 kedi altında ne yapıyorlar? Bunlar top toprağına atıyor, müşterinin top toprağına dayanıyor. Bütün şeyler ihtiyacım var. Bir ona. Tabii çok köpeği getirdiler. Diğer otomobillere de çok tehlikeli şey, top toprağına mı yani? Evet. İnsanın beynini dağıtır, yolda kaza geçirebilirsin. İlla ki geçireceksin demiyorum. Fakat yapabilir yani. Tabii ki araştırma var İsveç'te. Kazaların %66'sı mı ne? Toksoplazma var insanlarda. Anlatabildim mi? Ama öyle. Fazla yıpratma ya. Yıpratma. Nasıl satıyorsun kendini ama ya? Sabahları bakıyorum arada. Ben sadece kendimi korumaya çalışmıyorum. Bunlar doğum hastanesine de saldırıyordu. Hala saldırıyor. Helikopterler memleketin üzerinde oynayıp duruyor zaten de. Dışarıda kimsenin kimse saygısı kalmamış. Adam hata yapıyor trafikte. Şey yok ya. Pardon demek yok. Bunu yerim. Ne var lan? Ne oldu lan? Ay duruma monta polisinin. Sürüle mi geliyorsunuz? Nereye geliyorsunuz? Dışarısı manyak. Geçen gün senin tarafın bu Amerika'yı dışarıdan çıkardım mı? Gaz mı yoksa? Ne yapıyorsun? İnsanlar bir sinirli, insanlar bir gergin. Hakikaten gergin ya. Kimsenin kimseye saygısı yok. Gergin mergin bakar. Benim derdim anladım. Tamam bu şey ben anladım. Sen şurayı toparlayın. Bu şeylerle beraber her çeşit sanki patlıklı, planlı yeri çeşit çeşit parasız etmek istemiyor. Ki bunlar dünyanın bir numarası kaldı. İnsanları hastalıyor yani. Uğraşanlar da olabilir ya. Yani. Ben bununla savaşırım arkadaşlar. Tamam. Bu uğurda ben ölürüm. Bu konuda bana ihtiyacın olduğu her daim Burdemir'e ben seninle beraberim. Yapma demiyorum kardeşim ben de istemiyorum burada çiş kaka. Buraya yapılan bana gidiyor. Ben de istemiyorum. Adam bir hata yaptım. Onu kabul ediyorum. Köpeğimi getirdim. Hiç aklım yüzünden geçmedi o zamanlar. Hani çalıyorduk köpeği. Aa kakasını yaptın, çişini yaptın. Bak onları ben düşünmüyorum. Allah için onları düşünüyorum ama ben seninle hiç uğraşmıyorum. Allah'a emanet. Ben de uğraşıyorum. Tamam. Bir de maç seyredelim. Allah'a çıkalım. Ya ben bıraktım o olayı. Bıraktım. Hayır ya zevkine gitsin. Yok. 200 saatte gelişmiyor. Sakın iyi olsun. Onu. Ben götüreceğim. Evet. Hadi yakışalım. Hadi yakışalım. Biz kendimizi yaklarken o da kendini aklıyordu. Pencerelerinin önündeki şeylere bakın, besledikleri şeylere. Kim besliyor belli? Masum. En azından yanlış düşünmüşüm. Polis herhalde yanlış yazmış, ne bileyim. Çift vatandaşlığı yok herhalde. Meryem! Buldun mu Evra? Ha? Evra buldun mu soyadı? Ha, şimdi bakacağım. Bulamam. Çünkü o bana gösterdi bu bir kağıt. Ne? Kart ehliyet. Tamam. Orhun yazıyor. Ha. Tamam. Yine basmıştır. Şeyi getireyim. Yine sokmuşlar eve.
Bu güveneli bir şey. Ayakları sokuyorlar değil mi Meryem? Senin ayakları sokuyor mu? Daha var bir sürü. Sana bir şey söylemişim. Kendisi bu ama bu papa. Evet. Yok yok. Evet. Evet, oğlum. Burada yanlış yazmış. Hey be, bizim polis. Bunu çabuk yapmışlar çünkü kovuşturmaya yaramıyor. Hangi yılda? Değil mi? Yok yok. Ne şimdi baksana ne, nasıl yanlış yapmışlar. Beni nereye koymuşlar bak. Davacı müşteki benim. Ben dava yapıyorum. Şüpheliler. Ey Allah'ım yarabbim. Suç kişilerin huzurlu sükuneti. Suç tarihi. Hayır ya öyle evet, ben kimse hayatımda da var şimdi. Manyak mıyım ben? Manyak mıyım ben? Direkt ateşe. Ben kime davet, kimseye dava açabilir miyim ben? Cehenneme giden yol. Ben davacı olacağım o zaman Kur'an'a aykırı şey olacak yani. Benim ailemden birinin babam gibi ölen. Yani ben onlara ben açmışım ben. Kedileri, köpekleri uzak tutmaları için çevreyi kirletmeleri için. Sinek kirletiyorlar. Kedi köpek istemiyorum. Hasta oldum, sağlığım bozuldu. Şüphelileri kabul etmemiş. Yeter kanıt bulunmadı. Vay anasını. Evet, kovuşturmaya yer yok. Kanıt. Beş kat pislik. Babamın bahçeyle uğraştığı yerde. Kanıt çektiğim binlerce binlerce binlerce. Beş kat pislik. Pislik. Babam. Evet. Kanıt. Anam saldırıyor. Pisliklerle, sineklerle, şimdi sineklerle. Binlerce binlerce kayıt. Kanıt.
ne yapsaydın? Bunları toplayıp ofisine mi dökseydin? Sineklerin hepsini yakalayıp istasyonu sinekhane mi yapsaydın? Dünyanın bir numaralı katili. Sinek sivrisinek. Hastalık nedeni. Sonrası ölüm nedeni. Acılı ölüm, masraflı ölüm. Alzheimer şunu kalp gizli ruh. Tüm kanser. Böyle. Beş kat pislik durmadan. Kalbiniz olmasın. Sürekli her gece penceresinin kanal yoluna, etrafına kanserinizi gibi ve bunlarla davalı kovanlar gibi üçü birden iki senede onun önünden bize de devam ediyor. Anamın hastalıkları belli. Böyle sürekli ki anam burada o kadar kalmadı. Yurt dışında kaldılar. Geri geldiler. Yurt dışına biraz temizlendiler. Geri geldiler. Son zaman, son seneler buradaydılar. Döndüğümde zaten yine geldi. Döndüğümde zaten hastalıklarını gördük. Ufak kardeşim de boynu iskelet gibi. İskelet gibi boynu. Ne oldu kedicik? Ezan mı okuyor? Hadi çabuk kaybol. Ezan zamanı mı kedicik? Sinirim mi bozulacak? İşeme lan duvarın uğrayan kokusu mahvediyor. Gazı. Çift, yedi çift. O ne demek? İşte 15 çift. Ne demek? Bilmiyorum ki. Yalnız bu şey kaç senesinde? 2015. Bu çok sonra benim bana yükledikleri davalar var mı sonra diye? Bana yüklediler. Hala bastırıyorlar. Hasta oluyorduk. O yüzden gittim yani bu sona ersin diye. Öldürecekler beni. Sonra bunu başaramayınca tek başına kaldım. Evet. Temizledim Allah'a şükür. Hala da temizliyorum. Her gün aynı noktalarım. Her gün aynı yerlere. Her gün sinekler, böcekler evin içinde. Bir saniye rahat yok bilgisayarda otururken. Her gün bu şeyler etraftan. Her gün magandaları, gençler. Hala devam ediyorum. Takıntılıyız değil mi? Takıntılıyız. Durup bir takıntılı şey göstereceğim. 15 gün içinde şey yapabilirim, itiraz ederim demek. Bu da Cumhuriyet Savcısı. Hasan. Tamam. Bunu da bileyim o zaman. Bu benim takipçim oldu. Sürekli böyle şeyler. Sarıdan anılma düşünce, alkolun var olmayan sesle, duyma, paranoya düşünce, kaygılar, yanlış, takıntılı düşünce, depresyon mu, manikür hali, şizof, afektif. Basitlik nedir? Bu doktor cevap veriyor, o nedir? Bu da bana vurmak istedikleri damga herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Sonra filtreyi açıyoruz. En üstte bu. Her zaman kitlesem var. Bu yayının dahilisini yapmıştım. Bu sözlerin öğleden sonra. Fakat kopyalayacağım zaman yok olmuştu. Bilmem anlatabildim. Ve bütün olanlara rağmen gel diyor. Beraber maç seyredip. Çünkü öyle yapmıştı bana. Gece işi de başladı. Hiçbir dikçileri kediyle karanlık gözükmüyor. Orada oturan aile.
gel beraber. Öyle yapıştı bana zaten. Görüyordu maça gidiyorum. Maça gidiyorum mu diye söylüyordu. Pat arkamda. Aa kanka kanka. Eve gelirken giderken. Kanka kanka. Fenerbahçe kanka. Hala Fenerbahçe olayı. Hala Fenerbahçe olayı. Evet. Ve hala kediler. Önce elektrik gitti ben yüklerken. Zaten kaşınıyorduk durmadan. Gel 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 sesleri. Tam penceremin karşısında. Hayvanlarla oynuyor. Yeni bir aktör ve bir pitbull. Çünkü bir video yayınladım. Bir dahakini bekleyin siz. Siz bir dahakini bekleyin. Victoria. Adama bak. Pitbull var, kendini emin zannediyor. Ne oldu delikanlı? Videom kaldırılmadı mı? Delikanlı! Videom hoşunuza gitmedi mi? Bir dahakini bekle. Yarım saattir gel gel gel. Sıçtırmıştır lan. Yeni bir tip, şuraya bakıyorum. Yeni bir aktör. Hiç suratını görmediğim daha önce. Köpeğin ne onun, ne iki ayaklının, ne öteki köpeğin. Hiç suratını görmediğim bir tip. Karşıma gel 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 oyunu yarım saattir. Diğer havlama makinesi dayatılan buraya yavru köpekle. Ondan sonra neymiş? Takıntılı. Böyle bir olay yok. Hepsi tesadüf. Tam penceresinin karşısında yer sever. Tesadüf. Bin bir surat. Bin bir köpek. Bir dahaki next. Next. Hepiniz kayıta gireceksiniz. Arkadaş sadece şey için gelmiş ya. Ezan öncesi için. Kıbleme. Gel 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 gel. Ezan öncesi gaza getirecek yine. Hepsi gibi. Gel gel. Hangisi gel? Kendisinki zaten geliyor. Burada sürekli sabah uyandıran, gece yarısı uyandıran, buraya havlamak için dayatılan yavru köpek. Gel gel buraya gel lan buraya gel. Gel benim köpeğimle oyna. Biraz ya parazit kap, ya parazit kapsın. Öyle birbirinden birbirine. Parasiti eksik veya çok fazla. Ve o parazitlerden durmadan Yusuf'un ayağını çivi gibi soktum. Çivi gibi. Bir saniye yer altı yok. Gel gel. Döktü hepsini oraya. Cat Juggler'ı spesyal. Başka yok mu başka? Hey şişko.
Sen değil miydin lan burada koşturan? Arkadaşların asılırken buraya. Deli var. Toksoplazmadan domuz gibi şişmiş. Aynı elbiselerinden tanıdım. Hiç değiştirmiyor. Kaç sene önce? 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene önce aynı elbiseler. Belki de kardeşi devraldı. Kaçaklar elbiselerini. Anasını satayım o iki yavru, o yavru avlayanı bir de kendisini bir dolaştırdı burada. Ayaklarını sıkıyor. Hala sokuyorlar. Nasıl bir mikrop, nasıl bir parazit gözle görünüyor. Durmadan sokuyor. Nasıl bir işlem böyle?